Evet, şimdi sırada Cemil Şahinöz hocamız var. Doktor Cemil Şahinöz. Kendisi Almanya Bielefeld'de bulunan Bilim, Uyum, Din Bilimleri Derneği Başkanı. Aynı zamanda bu özetin hemen altında da şöyle bir şey de vasıf da zikredilmiş. Sosyolog, din psikoloğu, aile psikoloğu. Yani çok yönlü bir hocamız. Hem araştırmacı olarak hem de sosyal yönü, iletişim yönü çok güçlü olan bir hocamız Cemil Şahinöz. Bize sunacağı tebliğin başlığı ise bir yüz zamana göre iman ve küfür kavramları. Özellikle imanın zıttı olan küfür artı küfrün neticesi kalbin mühürlenmesi ve fetret dönemlerinde özellikle iman müminlerin ve Müslümanların durumları veya tam tersi iman etmeyenlerin durumlarıyla dair bir sunum yapacak. Sözü kendisine veriyorum. Cemil Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Teveccühün için de Allah razı olsun. Evet, aslında sunumun başlığını William Shakespeare'in bir sözünden esinlenmiştim. Yani to be or not to be sözünden, inanmak veya inanmamak. Ona göre de Bediüzzaman'ın bu konulara, iman ve küfür kavramlarına bakış açısını inşallah özetlemeye çalışacağız. İman kelimesine baktığımız zaman, yani her ne kadar Türkçe karşılığı olarak inanç kelimesi kullanılsa da aslında şu iki mana esastır. Birincisi hakkı kabul etmek veya işte tasdik etmek. İkincisi de güven vermek, emniyeti sağlamak manasına da geliyor iman. İslamiyet'e göre ise iman, Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hak'tan getirdiği kesin olan şeyleri tasdik etme anlamındadır. Yani iman, kalbin bir sıfatı olduğu gibi zıttı da küfürdür. Taftazani tefsirinde ifade ettiği gibi iman, kulun iradeyi cüziyesini sarf ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın o kulun kalbine koyduğu bir nurdur. Yani Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hakkı ve hakikati kendi hür iradesiyle, buradaki nokta bu zaten, hür iradesiyle tasdik edip benimsedikten sonra Cenab-ı Hak o kulun kalbine sıfatı haline gelen bir nur yerleştirir. İman nuru. Bu nur hem bir güçtür, hem bilinmezleri aşikar hale getiren bir aydınlıktır. Hem de hakkı kabul ve tasdik eden ve güven veren bir sıfattır. Konuyla ilgili felsefeci Augustin şöyle der: İman etmek, görünmeyene inanmaktır. Mükafatı ise görünmeyeni görmektir. Aslında bu hakikate bir şekilde parmak basmış oluyor. Görünmeyeni görme mükafatı Allah'ın nuruyla, yani bahsettiğimiz ona iman etmekle ortaya çıkıyor. Yine Bediüzzaman 23. sözde imanı tarif ederken, yani Risale-i Nur'un belki kalbi diyebileceğimiz 23. sözde şu sözleri imanla ilgili tarif ediyor. İman insan insan eder, belki sultan eder. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Sözleriyle aslında imanın ehemmiyetine vurgu yapıyor. Yani imanın bir insanlık sıfatı olduğunu ve güçlü bir imana sahip olan bir insanın Allah'a güvendiği için, yani tevekkül ettiği için, tevekkeltu alallah dediği için kainata dahi meydan okuyabileceğini söylüyor. Bu şekilde imanlı bir insan kaderden emin olduğu için başına ne gelirse gelsin, hepsinin bir imtihan olduğunu bilir ve rahat eder. Huzuru bozulmaz. Mesela zengin olsa şükreder, havalanmaz. Fakir olsa sabreder, isyan etmez. Bu konuda Üstad yine der ki, ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalalettedir. Yani huzursuzluk, mutsuzluk, elem ise küfürden geliyor, inanmamaktan geliyor. Yani Allah'ı inkar etmekten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de yine Tin suresinde Cenab-ı Allah ahsen-i takvim ve esfele safiliğinden bahseder. Ahsen-i takvim, yani en güzel biçimde. Esfele safiliğinde aşağıların aşağısı, tam tersi. Bu kelimeler geçer Tin suresinde. İman ile insan ahsen-i takvim üzerinde olur. Yani bir şekilde ahsen-i takvim üzerinde olur. Küfür ise insanı işte o bahsettiği esfele safiliğine çeker, atar bir şekilde. Çünkü küfür yaratılış fıtratına ters düşüyor. İmanın manasını bir şekilde lügat olarak baktıktan sonra küfüre de baktığımız zaman küfür, yani lügat olarak örtmek demek. Hatta eskiden işte tarlada çalışan bazı insanlara kafir derlermiş, yani örttükleri için. Yani örten manasında demişler. İslamiyet'e göre ise Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Cenab-ı Hak'tan getirdiği kesin olan bir hakikati tasdik etmeme, yani imanın tam tersi, tasdik etmeme veyahut gizleme, inkar etme veya inanmama anlamındadır. Bu tarifin içinde Allah'a ortak koşma,
Cenab-ı Hakk'a layık olmayan sıfatlarla yakıştırma, Kur'an'dan bir ayeti veya kesin bir hükmü inkar etmek, meleklere, ahirete, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere, iman esaslarına dediğimiz konuları bir şekilde inkar etmek veya inanmamak. Küfür kalbin bir sıfatı olduğu gibi imanın da tam zıttıdır. Ayrıca küfür Türkçe'de sövmek anlamına da geliyor ama burada tabii ki bu anlamda tamamen farklıdır. Sadece Türkçe'de bu anlamda kullanılır. Küfür nankörlük anlamında da bazen kullanılır ve Türkçe'de buna da hani küfrane nimet deriz. Ama buradaki mana tabii ki inanmamak, bir şekilde inkar etmek. İnkar ise aslında farklı manalarda kullanılır yine. İnkarın da hani üç farklı kullanma şekli olabilir. Birincisi tanımama, kabul etmeme, ispat edilmemiş bir şeyi tasdik etmeme. Buna üstad Adem'i kabul der. Ya bu tarz inkar işte genellikle bilmemekten, cahillikten ve kesin bir hükme sahip olmamaktan kaynaklanıyor. Mesela işte diyor ki Rabbimizin varlığını kim inkar eder? İkinci tarz ise daha fazla reddetme. Yani kesin olarak var olan bir şeyin yokluğuna inanıp tasdik etme. Buna da kabul-i adem deniliyor. Ya bu tarz inkar bir inançtır aslında ve aleyhte kesin bir hükme sahip olmaktan kaynaklanır. Yani misal der ki işte hangi delile dayanarak ahiretin varlığını inkar ediyor? Üçüncüsü de bir insanın yaptığı veya söylediği bir şeyi gizleyip yapmadım, söylemedim diyerek bunda ısrar etmesi. Bu anlamda zıttı itiraf olur. İşte borcunu mesela inkar etmek manasında. Bu da bir inkar şeklidir. İmanın kaynağı ise bir şekilde yine de acizlik değildir aslında. Yani insan aciz olduğu için zorla Allah'a inanmıyor. İman yaratılıştan geliyor. Fıtraten insanda mevcuttur. Felsefeci Descartes der ki var olan bir şeyin yok olandan gelmesi imkansızdır. Yani insanın aklını aslında kullanarak Cenab-ı Allah'ın bulabileceğini buradan çıkarabiliriz. Bunlara örnek olarak birçok misal de verebiliriz aslında hani akıl yoluyla. Mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam aklını kullanarak putlara tapmayı reddediyor ve gerçek yaratıcıyı arıyor. Veyahut işte Hz. Hamza hayvan avlarken bu kainatı yaratan biri olmalı diye sürekli kendi kendine soruyor. Hatta bugünlerde hani agnostikler bile böyle bir yaratıcının olması gerektiğini fakat bunun kim olduğunu bilmediklerini söylerler. Yani derler ki evet bir yaratıcı var ama biz buna Allah demiyoruz başka bir şey diyoruz. Çünkü gördükleri manzara, gördükleri sanat sanatkarı inkar ettirmiyor. Çünkü sanat varsa ortada bir sanatkar da vardır diye onlar bile kabul ediyor ama işte Allah demeyelim başka bir şey diyelim. Bu da tabii ki farklı daha önce yaşadıkları kurumsal dinlerden dolayı oluşan sıkıntılardan dolayı bunlar araştırmalara baktığımız zaman genelde bu çıkıyor. Tabiatçılar da bir yaratıcı aslında kabul ederler. Yani ismine de tabiat derler. Allah demezler. Tabiat derler. Çünkü görürler ki burada bir şey var. Ortada bir şey var. Kim yarattı o zaman? Yani bir yaratıcı olarak tabiat. Puta tapanlar da Allah'ın varlığının gerektiğini anlamışlar aslında. Fakat birçok ilahın olduğunu düşünmüşler ve bu şekilde şirke düşmüşler. Eski Yunanlar da öyle. Eski Yunanlar Allah'ın sıfatlarını aslında fark etmişler ama farklı ilahlar zannetmişler ve her şeye bir ilah izafe etmişler. Her sıfata bir ilah. İmam Maturidi'de de Allah'ın varlığını anlamak için aklı kullanmak gerektiğini fakat işte burası önemli. Nasıl bir Allah'ın olduğunu yani sıfatlarını bilmek için vahyin gerektiğini belirtir. Yani bu üstadda da görüyoruz bunu. Yani evet Cenab-ı Allah'ın varlığını akıl ile bulabiliriz ama nasıl bir Allah bu? Sıfatları nelerdir? Bunlar için vahiy gerekli. Çünkü vahiy ile Cenab-ı Allah kendisini tarif ve tanıtmış oluyor. Yani inanmak aslında baktığımız zaman insanın fıtratında var olan bir şey. Ya bu bağlamda da zaten geçen senelerde ortaya çıkan bir önemli bir araştırma var. Molekül biyolog Dean Hamer'ın yaptığı bir araştırmada insanın DNA kodlarında Allah'a inanç geni olduğunu 6 yıl süren bir araştırmadan sonra ifade etti. Peki o zaman insan neden inkar eder? Yine de inkar edenler var. Küfür ise Bediüzzaman'a göre iki kısım var. Birincisi bilmediği için inkar. Hakikaten cahillik yani bilmiyor. İkincisi aslında daha vahim olanı. Bildiği halde inkar ediyor. Bunu da üstad üç bölüme ayrılıyor. Birincisi bilir fakat kabul etmez. İkincisi yakini var ama itikadı yok. Üçüncüsü de tasdiki var lakin vicdani izanı yoktur. Bunlar ne manaya geliyor? Yani gerçekten habersiz ve bilmeyenlerin olduğu gibi bir de bildiği halde inat veya gururdan inkar edenler var. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili onlarca ayet var. Hani geçmiş peygamberlerden anlatılan. İnsan sırf inat ile dahi Allah'ı inkar edebilir demek. Buna bir örnek Bediüzzaman'ın Mektubat eserinde verdiği bir hakikat. Oradan okuyorum şimdi. Hem nakli sahih ile Fethi Mekke vaktinde
Mekke'nin fethi zamanında Hazreti Bilal-i Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Rüesai Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi ki, pederim Esid Bahtiyar dedi ki bugünü görmedi. Haris dedi ki, Muhammed bu siyah kargadan haşa, başka adam bulamadı mı ki müezzin yapsın. Hazreti Bilal-i Habeşi'yi tezif etti. Ebu Süfyan dedi ki, ben korkarım, bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da şu Batan'ın taşları ona, yani peygamberimize haber verecek olabilecek. Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara rast geldi. Harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit Abdab ile Haris şehadet getirilen Müslüman oldular. Ebu Süfyan. Yani Ebu Süfyan şöyle düşünen, taşların gidip haber vereceğine inandığına göre aslında Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini biliyor, yani kavruyor aslında, ama inadından, gururundan, düşmanlığından inkar ediyor. Yoksa ciddi manada peygamberliğini bilmese taşların gidip haber vereceğine neden inansın? Yani bu bir tezat olur. Zaten olaydaki diğer iki kişi bu olaydan sonra da iman edip Müslüman oluyorlar. Ebu Süfyan ise inanında devam ediyor. Benzer bir hadise Ebu Süfyan ile tekrar yaşanır. O da yine mektubatta şöyle geçer. Bir tarihte Rüyasai Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan bir kurdu gördüler. Kurt görüyor. Bir ceylanı takip eden haremi şerife girdi. Kurt dönmüş, sonra teaccüp etmişler. Kurt konuşmuş. Risalet-i Ahmediye'yi haber vermiş. Ebu Süfyan Safvan'a demiş ki, bu kıssayı, bu yaşadığımızı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. Yani orada kurtun konuştuğunu, peygamberimizin peygamberliğini haber verdiğini görüyor. Görmesine rağmen bir şekilde anlatmayalım diyor. Demek ki burada bir şekilde, buradaki inkar başka bir inkar. Bilmemezlikten gelmiyor. Düşmanlıktan, gururdan, inattan geliyor. Felsefeci Emerson bu konuda şöyle der. Gördüklerim, görmediğimin varlığına inanmaya beni mecbur ediyor. Yani fizikçi Einstein'da da şöyle bir şey var. O da çözemediklerini, hep anlamadığını hep Allah'a veriyordu. Yani aslında bu da bir nevi inattır aslında. Çözemediğini Allah'a veriyordu. Çözebildiklerini, yani ilim çözer diyordu bir şekilde. Peki küfür, inat ve inkar eden ile nasıl muhatap olunmalı? Bediüzzaman da burada bir çok güzel bir yol tarif ediyor, metodu. Der ki, medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbarili değildir. Yani İkna tekniği kullanılmalı. Suçlamadan, düşmanlık beslemeden şeffaf bir şekilde iman meselesi konuşulmalı. Yoksa bir taraf yobaz, diğer tarafta kitapsız diye birbirine hitap ederse hiçbir şekilde ilerleme olmaz. Bu konuda yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ve Allah'a inanmadığı için misafir etmek istemediği yaşlı adamı hatırlayalım. Hemen ardından Cenab-ı Allah diyor ki, mealce, yani ya İbrahim, benim kullarıma daha merhametli ve şefkatli olmalısın. Ben o kulun bana 70 sene isyan ettiği ve bana ibadet etmek yerine ateşe tapmayı tercih ettiği ve nimetlerime nankörlük ettiği halde onun rızkını kesmedin mealinde önemli bir metot sunuyor. Veyahut Hazreti Musa Aleyhisselam ve Firavun ile konuşmaya giderken Cenab-ı Allah kendisine kavli leyyin, yani yumuşak konuşmayı bildiriyor. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Aynı şekilde peygamberimize de hitap görüyoruz. Ayet-i Kübra'da da Bediüzzaman inanmayanları muhatap olarak kabul ediyor. Onlara düşmanlık yapmıyor. Onları ikna etmeye çalışıyor. İman edip etmemeleri ise tebliğ yapana bağlı değildir. Yine Bediüzzaman'ın tebliğ metodu doğrultusunda ifade edersek, vazifenin hizmet, neticesinin ise Allah'a ait olduğunu bilmek gerekti. Bir şekilde. İşte bu metodu Risale-i Nur'un birçok yerinde görebiliriz. Bir fikri seyahat olan, mesela kainatın halıkını soran bir seyyahta, Tabiat Risalesi'nde 32. sözde, işte 11. sözde veya işte Ey Nefsim diye başlayan her bölümde bunu görüyoruz. Hatta 32. sözdeki ikna misalinde de aynı metodu görüyoruz. Bediüzzaman en küçükten başlıyor, en büyük varlığa kadar yükseliyor ve her basamakta Cenab-ı Allah'ın varlığını ispat ediyor. İşte zerreyle başlıyor. Kandaki hücreler, sonra hücre, beden, insan, yeryüzü, toprak, dünya, güneş, yıldız diye bir şekilde ikna metodunu kullanıyor. Tabii Kur'an'da yine de şöyle bir ifade de var. Yani mühürlenmiş kalpler meselesi. O da konumuz itibariyle aslında önem arz ediyor. Mesela ayetlerden bir tanesi, estağfurullah, Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde getirilmiştir.
girilmiştir. Ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır diye ayetler. Fakat ama şöyle bir ayet de var. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim oldular. Yani aslında bu ve buna benzer ayetler, şimdi hepsini vakit açısından okumuyorum. Bunu ve buna benzer ayetlerden şu çıkıyor. Mühürü koyan yine inkar edenlerin kendileridir. Yani Cenab-ı Allah sadece onların yaşam ve düşünüş tarzına göre isteklerini sunuyor. İnsan kendi bir şekilde davranışlarıyla kendi kalbine mühür koydurtuyor. Bediüzzaman'ın tabiriyle zarara rızasıyla girene merhamet edilmez. İmanda nasıl bir hür irade gerekiyorsa inkarda da yani hür bir irade gerekiyor. Zaten Allah tersi Allah'ın adaletine ters düşerdi. Cemil Hocam son bir dakika toparlayabilirsek. Çok son bir dakikam kaldıysa hocam o zaman son bölüme hiç girmeyeyim. Çünkü Fetret devrindeki iman konusuna girecektim. Herhalde o yine bir 5 dakika sürecektir. Onun için o zaman bir şekilde aynı toparlamaya çalışayım hocam. Sonuç olarak baktığımız zaman hani Fetret devrini saymıyorum. Onu artık makale yayınlanınca okumak mümkün olur. Hem iman hem de inkar insanın kendi hür iradesiyle seçtiği bir durumdur. Dolayısıyla yaptığı bu seçimden dolayı da insan sorumludur ve sorguya çekilecektir. İnkar bazen bilinçsizlikten, bazen de inattan ve gururdan dolayı oluşabilir. İnkar edenlere tebliğ ise gördüğümüz gibi en güzel bir şekilde, en yumuşak bir şekilde yapılması tavsiye edilir. İman insanın hakiki vazifesini anlamasına vesile olduğu gibi, inkar da insanın kalbinin mühürlemesine, dolayısıyla hakikatleri ve hikmetleri anlamamasına vesile olur diyerek sunumumu burada noktalıyorum. Hayırlı sempozyumlar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz bu güzel sunumumuzdan dolayı. Çok istifade ettik. Özet bir şekilde, az ve öz, lüp şeklinde. İnşallah tafsilatını sizin de dediğiniz gibi şeyde yayınlanınca tam İnşallah. Olarak okuma imkanı buluruz.